piyasalar yine kızardı. Cuma günü tatsızdı. Bugün işler çok fena sarpa sardı. Nasdaq %2'ye yakın düştü. Bitcoin kendini 17.200-300'lere kadar atmıştı. O da biraz geri çekildi. Gerçi hisse senedi borsalarındaki performansa göre daha iyi bir performansı vardı Bitcoin'in. Ama orada da geri çekilme yaşadık. Peki ne oldu? Neler değişti? Hani geçen hafta iyi haberler vermiştik. O iyi haberlerden sonra hangi kötü haberler geldi ki böyle panik başladı? Gelin biraz derinleşelim. Bu arada sesim biraz çatlak geliyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Hastalanmak üzereyim sanırım. O yüzden sabah 6'da bu videoyu yapıyorum. Sonra gidip yatacağım. Bizim oğlan uzun süredir ağır bir grip yaşıyordu. Veya bir virüs bilmiyoruz. Artık ne olduğunu da bilmiyoruz. Sınıflarında bir sürü domuz gribi çıktı. Başka virüsler de var. Ortalık hakikaten katliam. Bence bu virüsler aslında bize dış güçlerin oyunu verimliği acayip düşürüyorlar. Beni de vurdu gibi şu anda kendimi pek hissetmiyorum. Bu video bir süre için son videom olabilir. Kusura bakmayın. Hasta yenilmeden önce piyasaları son bir kez yorumlamak istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Piyasaları korkutan iki rapor yayınlandı arka arkaya. Bunlardan ilki geçen hafta gelen istihdam verisiydi. 263 bin yeni iş yaratılmış Amerika'da ve ortalama maaşlar %7.2 enflasyona yakın bir seviyede artış göstermiş. Bunlar tabii iyi haberler değil çünkü Fed istihdam artışına ve maaş artışına çok yakından bakıyor. Çünkü bunun bir enflasyon döngüsü yaratabileceğine inanıyor. İşte ondan dolayı piyasalar korktu. Gerçi raporun detayına baktığınız zaman işler biraz enteresan. Öncelikle bu bir anket. Yani ne yapıyorlar? Patronları arıyorlar. İşte onların insan kaynaklarını arıyorlar. Veriyorlar ki işler ne alem, eleman alıyor musunuz, almıyor musunuz? Yani burada bordroya bakıyorlar. Oysa bir anket daha var. O ankette bu sefer doğrudan doğruya vatandaşı arıyorlar ve işin var mı, istihdamın var mı diye bakıyorlar. Ve bu iki raporun arasında çok ciddi fark var şu anda. Yani patronları aradıklarında aldıkları cevaplarla insanları aradıklarında aldıkları cevaplar farklı. Yılbaşından bu yana fark 2.7 milyonu bulmuş durumda. Hangi yönde bir fark bu? İnsanlara sorduğunuzda istihdam piyasalarında yeni bir pozisyon, yeni bir iş artışı falan yok. Patronlara sorduğunuzda var. Ne acayip değil mi? Bunun iki sebebi olabileceği yorumlanıyor. Bir tanesi anket doğru olmayabilir. Aslına baktığınızda ankete katılım son derece düşük. %49 civarında patronlar sadece katılmışlar. Neden? Çünkü belki de çok eleman çıkartmak zorunda kalanlar bu anketlere cevap vermek istemiyorlar. Moralleri bozuk, utanıyorlar. Hatta geçmiş bir veri zaten bunu gösteriyor. Bu ankete katılım oranlarında düşme olduğunu, bir süre sonra maaşların da sert bir şekilde aşağıya doğru düşmeye başladığını ve istihdamda sert düşüşler yaşandığını gösteriyor. Bu bunun indikatörü olabilir. Çünkü sonuçta bu bir anket ve %49 sadece katılım olmuş. Son derece düşük. Belki de patronlar insanları işten çıkartmaktan utanıyor. Gazetelere haber diye düşer, sızar diye belki düşünüyor olabilirler. Vatandaşı aradığımızda işlerin biraz farklı olmasının bir sebebi daha var. Vatandaş bazen 2-3 işte birden çalışabiliyor Amerika'da. Özellikle bu Covid'de eve kapanıldığı için evden çalışılırken 2-3 şirkette birden çalışabiliyorsun. Böylece 2-3 şirkette boardroom var, yani patronu sorduğunda istihdam var. Oysa aslında sen hala tek bir kişisin ve belki de 2-3 işten kazandığın parayla ancak geçiniyorsun. Bu da yine bir fark yaratıyor olabilir. Ama yine de piyasalar bu kadar detaya bakmazlar. Dediler ki istihdam yukarı, maaşlar yukarı, bu ürkütücü, korkutucu, Fed faizleri yükseltebilir ve uzun süre yüksek tutabilir. Piyasaları süper korkutan ikinci bir raporda bugün yayınlandı. Amerika'da hizmetler sektöründe olan biteni gösteren ISM veyahut da Service PMI raporu. Nedir bu rapor, nasıl düzenleniyor? Bu yine bir anket. Hizmet sektöründe çalışan firmaların satın alma yöneticileri aranıyor ve işler nasıl diye soruluyor çok temelde. Service PMI diyorlar buna. %56,5 geldi. Bu geçen aydan yüksek. Hatta buna kadar yüksek biliyor musunuz? 2021'in sonunda boğa rallisi yaşanan dönemde borsalarda endeks yine bu seviyelerdeydi. Bu gayet tabii piyasayı korkuttu. Endeksin biraz altına baktığımızda içine neler var derseniz, business activity, yani işler nasıl, hareketli mi deyince %64,7 olumlu, yine çok yüksek. Yeni siparişlerde durum nasıl, %56, yine çok olumlu. İşe eleman alıyor musunuz, %51, yine olumlu. Ve son olarak da tedarikçi teslimatları nasıl gidiyor, %53,8. Bütün bu göstergeler %50'nin üstünde olunca piyasalarda aslında işlerin iyi gittiğine dair işaretler var demek. Yine son derece korkutucu. Yani iyi anlamanız gerekiyor. Ekonomi iyi gidince korkuyoruz. Çünkü Fed ekonomi iyi gidiyor diye faizleri yükseltecek. Raporun biraz daha detaylarına baktığımızda da işte Services PMI dediğimiz ana endeks %56,5. Geçen ay %54,4'tü. Artış var. Yani yavaşlama bekliyoruz, artış oluyor. İş aktivite yoğunluğu nedir deyince %64,7. Geçen ay %55,7'ydi. %9'luk artış var. Yeni siparişlerde ufak bir düşme yaşanmış. İstihdamda artış var. Geçen ay %49,1. Bu ay %51,5. Yani nereden bakarsanız bakın sonuçlar kötü bizim açımızdan. Burada da bir enteresan konu üretim tarafıyla kıyaslama var. Biliyorsunuz Manufacturing PMI, yani üretici şirketlerin anketi farklı yapılıyor. Orada rakamlar aslında son derece olumsuzdu. Bizim için olumluydu. Toplam Services PMI'da 54'ten 56'ya çıkış varken üretim tarafında bu 50'den 49'a düşmüştü. İş aktivitesi 52,3'ten 51,5'a düşmüştü. Bunlar ekonomi için kötü, piyasalar için iyi haberlerdi ama
hizmet sektörü bunun dışında sonuçlarla karşımızda. Hizmetler sektörü ile üretim sektörü arasındaki bu farklılığı yorumlamanın en kolay yolu herhalde hizmetler sektöründe faiz artışlarını ve parasal daralmanın etkilerinin daha geç hissediliyor olabilir. Öyle hakikaten üretim sektöründeyseniz büyük envanterlerle çalıştığınız için belki faizlere çok daha duyarlısınız. Burası daha hizmet tarafı öyle olmayabilir. Bir de enflasyon yükseldiği mesela insanlar doktora mı gitmeyecek, hizmetler hemen öyle çökmüyor olabilir. Ona yorumlayabiliriz eğer olumlu bakarsak. Ama her şekilde piyasalar olumlu bakmamayı tercih ettiler. Peki ben ne görüyorum? Valla bana bütün bunlar gürültü gibi geliyor. Önemli olan gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi 13 Aralık'ta. Ve enflasyon gerçek veri, bir anket değil. Gidiyorsunuz markete, ürünün tek tek fiyatlarına bakıyorsunuz. Onu çarpıtmak pek mümkün değil. Esas bakmamız, dinlememiz gereken konu o. Bütün ana belirleyici olacak. Ama işte geçen hafta yaşanan olumlu havanın böyle biraz kırılmasının sebebi bu iki rapordu. Bugünlük de bu kadar. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Bir like, bir yorum süper olur. Kanalı biraz daha kuvvetlendirelim. Teşekkür ediyorum bu arada. 30 bin kişiyle geçtik. İnşallah daha da yüksek rakamlara gider, daha fazla insana yardımcı olma şansını bana verirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.